Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni mis salihin. Kıymetli arkadaşlar, geldik Kıyame suresine. Sure Mekke'de inmiş olup usulü din, yani din esaslarında biri olan bas, yani öldükten sonra dirilme, hesap konularını ele alır. Ağırlıklı olarak ve özel bir şekilde kıyamet ve onun korkunç durumlarında, ölmek üzere olan insanın hallerinde ve ahirette kafirlerin karşılaşacağı zorluk ve güçlüklerden bahseder. İşte bunun içindir ki bu sureye kıyame, yani kıyamet suresi adı verilmiştir. Bu mübarek sure, öldükten sonra dirilmenin muhakkak ki bir gerçek olduğuna dair kıyamet gününe ve nefs-i levvameye yemin eder. Kıyamet gününe yemin ederim ki kendini kınayan, yani nefs-i levvameye yemin ederim ki insanın kemiklerini bir araya toplanmayacağını mı zannediyor? İnsan böyle mi düşünüyor? İnsan kemiklerin bir araya gelmeyeceğini mi zannediyor? Bela, evet evet, biz onun parmak uçlarını bile aynı şekilde eski haline getirmeye gücümüz yeter. Daha sonra sure aynı ayın batırılacağı, gözlerin şaşkına döneceği, hesap ve amellerin karşılığını almak için insanların ve bütün mahlukatın, yani yaratılmışların toplanacağı o korkunç günün alametlerinden bir kısmını anlatır. Neymiş o alametler? Feyda berikal besar. Gözler kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirdiği zaman, İşte o gün insan kaçacak yer arar. Kaçacak yer neresidir diyecektir. Hayır, hayır. Kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril'in kendisine Kur'an'ı okuduğunda onu zapt etme ve verdiği önemini anlatır. Resulullah Cibril'in kıraatini, yani okumasını takip hususunda kendini yorar ve okuduğu ayetleri çarçabuk ezberlemek için dilini onunla beraber hareket ettirirdi. Bu sebeple aziz ve celil olan Allah ona kıraatı dinlemesini, Cibril'le birlikte dilin hareket ettirmemesini emretti. Onu çarçabuk almak için dilini kıpırdatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun konuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki onun beyanı, yani açıklaması da bize aittir. Sure ahirette insanların mesut, yani mutlu ve bedbaht olarak iki gruba ayrılacağını anlatır. Mutluların yüzleri parlak ve nur saçanlar, bunlar Rablerine bakarlar. Bedbaht olan kimseler ise bunların yüzleri kapkaradır ve yüzleri zillet bürümüştür. Yüzler, nice yüzler vardı ki veya yüzler vardı ki o gün ışıl ışıl parlayacaklardır ve Rablerine bakacaklardır. Nice yüzler de vardı ki o gün buruşuktur. Kendilerine bel kemiklerini kıran bir felakette uğratılacaklarını sezeceklerdir, sezmektedirler. Daha sonra sure ölmek üzere olan kişinin durumunu anlatır. Şöyle ki bu anda korkulu ve sıkıntılı durumlar meydana gelir. İnsan beklemediği, hiç beklemediği, hesapta olmayan darlık ve sıkıntılarla karşılaşır. Dikkat edin, can köprücük kemiğine dayandığında ve kıyla merrak, nerede tedavici, yani okuyabilecek, bunu geri döndürebilecek denildiğinde o kimse bunun gerçek bir ayrılış olduğunu, yani artık gerçek bir firak olduğunu anlar. Bacak bacağa dolaşır, işte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. O kimse ne tasdik etmiş, فَرَا صَدَّقَ وَرَا صَلَّ, ne tasdik etmiş ne namaz kılmıştır. Aksine yalanlamış ve yüz çevirmiştir. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline varmıştır. Bu mübarek süre akli delillerle ahiret ve haşri ispat ederek sona erer. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor? O akıtılan menin içerisinde bir nutfe değil midir? Sonra kompetisi olmuş derken Allah onu yaratıp
şekillendirmiştir, suret vermiştir. O da iki cins erkek ve dişi yaratmıştır. Peki Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Allah buna muktedir değil midir? Bela şüphesiz ki Allah buna kadirdir ve bunda şüphe de yoktur. Kıyamet korkunç bir durumdur arkadaşlar. İnsanın kıyameti, biz insanların ferdi anlamda kıyametimiz öldüğümüz zamandır. Çünkü insan öldüğü zaman kıyameti kopmuştur. En büyük kıyamet ise bu içerisinde yaşanan kainatın yok olup gitmesidir. İnsan bazen bunu anlamakta zorlanabilir. Çeşitli hayallere dalabilir. Çeşitli vesveselerle karşılaşabilir. Lakin bu dünyanın geçici olduğunu Rabbimiz bize de haber vermiştir. Bu kainatın yok olacağını Allah bize haber vermiştir. Bu dünyaya gelen bütün yaratıkların, özellikle insan ve cinlerin imtihana tabi tutulduğunu ve her yaratıkların, mahlukatın mutlaka hesap vereceğini bize bildirmiştir. İşte en büyük kıyamet ise güneşin düşmesi, göklerin çatlaması, yerin yarılması, denizlerin fışkırmasıdır ki bu da bu kainatın yok olup gitmesidir. Ondan sonra insanların bu kıyamet koptuktan sonra insanlar bundan önce berzah aleminde kabir hayatını yaşayacaklardır. Her ne kadar geçmişte ve günümüzde birileri kabir azabını inkar etse de bu hiçbir anlam ifade etmez. Kabir azabı haktır, gerçektir. Kıyametin kopuşundan sonra insanların gidecekleri yer ya cennettir ya da ebedi ateştir. Allah bizleri saadet ehli olan, bu hal üzere kerim olan Mevlasına kavuşan ve Allah'ın ikramı ve lütfuyla bu dünyada tevfike mazhar olan, ahirette de inşallah cennete müstahak olan kullardan olmayı Rabbimiz hepimize ihsan etsin. Bizi lütfunda, rahmetinde mahrum etmesin. Allah kimi kendi haline bırakmışsa o sapıtmıştır. Dünyada da zarar etmiştir, ahirette de. Biz dünyada da, ahirette de Allah'ın rahmetine muhtacız. Kerim olan Mevlamız bize rahmetiyle muamele etsin. Kelimeler nizana gelince benaate kelimesinin çoğulu olup parmak uçları veya parmakların kendileri demektir. Nabiga şöyle der. Yumuşak ve kınalı parmakları sanki onun parmakları yumuşaklıktan neredeyse düğümlenecek anem ağacıdır. Berk korku hayrette düştü, apışıp kaldı. Bunun aslı şimşeğe bakıp gözün dehşete kapılması manasındadır. Şimdi şimşeğin ismi de Berk'tir. Yani böyle aniden çarpar veya böyle ışık gelir. Ondan sonra ne olur? İnsan böyle korkar. Gerçekten yani bazen hele insan tek başına bu durumla karşılaşınca helak olmaması çok uzak bir ihtimal değildir. Vezer, sığınak, kişinin sığınacağı kale anlamındadır. Vezer. Nadira, güzel ve parlak demektir. Nudra ise yumuşaklık, derinin güzelliği ve güzel parlaklık demektir. Nadira, gelecek. Basira, çok buruşuk ve çatlak manasındadır. Böyle çatık manasındadır. Bir kimsenin yüzünü ekşi ve çatık olduğunda mesela vechhe, yani onun yüzü çatık. Fakira, büyük olay ve büyük musibet demektir. Musibet, bel kemini kırdığı manasında fakiraten musibe denir. Yetemetta, gurur ve kibirden salınarak yürüyen kimse anlamındadır. Tefsire gelince. La uksimu bi yevmil kıyame, hesap ve amellerin karşılığının alma günü olan kıyamete kasem olsun ki, yemin olsun ki, buna kaçış yoktur. Ve la uksimu bin nefsil levvame. Şimdi nefis alakalı çok şeyler söylenmiştir. Şimdi nefis bizzat kişinin kendisi demektir. Yani insan ama nefis insanı
hem eğer terbiye edilirse kurtuluşuna da sebep olacaktır ki nefsin dereceleri. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmeyne, nefsi merdiye. Şimdi dediğimiz gibi biz nefislerin çeşitlerine girmeyeceğiz. Ama nefisle alakalı çok şeyler söylenmiş. Hala da söylenecektir. Ayette burada Allah doğrusunu bilir demekle beraber aziz ve celil olan Allah, buradaki nefis bizzat insanın Allah'a karşı kulluk etmeye çalışan kimsenin kendi kendisini ne yapmasıdır? Muhasebe etmesidir. Yani itaatleri terk etmesinde ve ceza gerektiren şeyleri yapmasına dolayı sahibini kınayan mümin ve takva sahibi nefse kasem olsun. Müfessirler buradaki lam yemini pekiştirmek içindir. Sözü pekiştirmek için yeminden önce lamın fazla olarak yani zayıf olarak gelmesi Arap dilinde meşhurdur. Şöyle ki sanki o şu şey o kadar açık ve seçiktir ki ispatı için yemine ihtiyaç yoktur. Yeminin cevabı mahfuz olup yani düşmüş olup takdiri şöyledir. Öldükten sonra letebaatenne velvele tehasibine. Öldükten sonra mutlaka diriltilecek ve kesinlikle mutlaka hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemikleri bir araya toplanmayacağını mı zannediyor? Böyle mi düşünüyor? Ayet bunu gösteriyor. Şimdi nefs-i levvame, kendisini kınayan nefis. Niye nefis kendisini kınıyor? Yazıklar olsun bana ki ben Allah'a kulluk etmeden bu hale kavuştum. Bu hal üzere Allah'a kavuştuğundan dolayı. Veya insanın işte hasret çekmesi, dünyadayken yine aynı şekilde dünyalık anlamında da insan ne yapar? Kendi kendisini kınar. Demek ki nefs bu anlamda İnsan içerisinde bambaşka bir şey. Onun için nefis terbiyesi, nefsin ıslahı, kişi. Ayet-i kerimede kullun nefsin zâikatül mevt diyor alemlere olan Allah. Yani her nefis ölümü tatacaktır. Bu da ayrıca üzerinde düşünmemiz gereken bir husus. Yani şöyle düşünme, nefis kişi anlamında değildir. Başka bir şeydir. Yani bir nevi insan içerisindeki duygular, kötü veya iyiler. O anlamda bununla alakalı İbn-i Kayyım'ın meşhur eserleri var biliyorsunuz. Müstakil olarak da telif edilmiş. Dediğimiz gibi nefis ıslah edilmediği müddetçe, terbiye edilmediği müddetçe sahibi için canavardan daha beterdir. İnsanın belki de diğer insanların kendisine vereceği zarardan daha çok nefsi kendisine zarar verir. Onun için nefs sahibini nereye götürür? Azgınlığa götürür. Nitekim başka bir kelimede Yusuf Aleyhisselam muhakkak ki şüphe yok ki nefs kötülüğü yani nefsil emmare yani o nefs kötülüğü emreder. Ben nefsimi temize çıkartamam. Nefs kötülüğü emreder. Allah'ın rahmet ettikleri hariç. Allah büyüklüğü ve korkunçluğu sebebiyle kıyamet gününe yemin etti. Ayrıca Allah'a karşı kusur işlemesine dolayı sahibini kınayan itaat ve güzel amel işlemekle birlikte bağış dileyen ve tevbe eden nefse yemin etti. Hasan Basri bu müminin nefsidir diyor. Çünkü mümin her ne zaman görse nefsini kınamaktadır. Kafire göre zaten dünyada her şey gülük gülistanlık. Hevasına tabi olan, nefsine tabi olan, nefsine uyan. Mesela halk arasında bu vardır. Yani esasen nefis insandan yani vücuttan bambaşka bir şey olduğunu. Çünkü mesela pis nefisli. Değil mi? Yani bu öfte de vardır. Dolayısıyla dediğimiz gibi bu nefsini yani nefsi levvame kendisini levmeden yani işte kötüleyen yani yazıklar olsun bana niye böyle yaptın diyen müminin nefsidir. Şimdi hakikaten nefsi levvame ahirette. Mesela diyelim ki bir insan Allah'a Müslüman olarak kavuştu. Belki dünyadayken yapmamış olduğu güzel amellerden dolayı bu hasreti çekecektir.
Çünkü kişi ahiretteki derecelerin yükselmesi dünyada yapmış olduğu salih amellere bağlıdır. Dolayısıyla bu salih amelleri mesela diyelim yapmamışsak daha fazla üzüleceğiz. Daha fazla kendimize işte kızacağız. Nasıl böyle bir şey yapabilirim diye. Zaten insan nefsiyle baş başa kaldığı zaman nitekim İbrahim Aleyhisselam'la Enbiya suresinde İbrahim Aleyhisselam'la kendi topluluğu arasında geçen usta alemler olan Allah diyor ki İbrahim Aleyhisselam onlara belki büyü kırmıştır dediği zaman diyor ki onlar birer kendi nefslerine döndüler dediler ki biz zalimleriz. Yani kendi kendisine konuşuyor. Zaten öyledir. İnsan kendi kendisine konuşmuyor mu? Bir tek deliler konuşmuyorlar yani. Hepimiz kendi kendimize konuşuyoruz yani. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim yatağa giriyorsun. Düşünmediğin şey yok. Namaza duruyorsun kendi. Oho dünyada içinde fırtınalar kopuyor. Görüntüde bir şey yok. Öyle değil mi? Belki orada çarşıdasın. Belki arıyorsun. Belki satıyorsun. Değil mi? Belki kırıyorsun. Neler neler uğraşmıyorsun. Ama görüntüde bir şey yok. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Onun için dediğimiz gibi bambaşka bir şey. Veya insanların istekleri. Onun için insanın yani nefsin her isteğine insan uyarsa gerçekten helak olur gider. Onun için nefsi terbiye etmek esastır. Evet insan şeytanın tuzaklarını bu anlamda İbn-i Kayyum dediği gibi şeytanın tuzakları bilinmeden nefis terbiyesi yapılırsa insan ayrıca helak olur gider. Tasavvuf ehlinin örnekleri böyledir. Nefsi terbiye ile uğraşırlar ama şeytanın tuzaklarında bir haber olan kimse şeytanın maskarası olur. Onun için mutlaka kişinin salik yani Allah'a giden yolda ilerleyen kimse derecelerin medarücü salikin yani saliklerin dereceleri ya saliklerin mertebe atlamalar yani rütbe irtifa etmeleri yukarı çıkmaları bu demiş olduğumuz manevi anlamdaki yükseliş de olabilecek olan bir şeydir. Şimdi bir insan ben dünyalık olarak diyelim hiçbir şeysi yoktur. Mesela diyelim halk değerinde, halk gözünde hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Ama bu kimse Allah katında çok yüce makamlardadır mesela. Yani ebrarlar mesela bir sahip olan kimselerdir. İşte nefsi mutmeynedir. Nefsi radiye yani Allah'tan razı olmuş olup bir mertebe gelmiştir. Allah kendisine razı olmuştur. Böyle bir mertebe gelebilmek. Ama nefis genelde koşa giden, onu sıkmayan. Mesela insan, hiçbir insan dünyada severek çalışmaz aşağı yukarı. Hiçbir insan. Yani niye? Çünkü genelde nefsin insana telkin ettiği şey tembelliktir, miskinliktir, yatmaktır, keyfine bakmaktır. Öyle değil mi? Dünyadaki zaten kavgaların temelinde bu. O yüzden nefsine uymuş olan bir topluluğun ıslah olması, doyması, bir şeylerden vazgeçmesi mümkün değildir. Bugün bu toplum nefsini ilah edindiğinden dolayı, nefsine taptığından dolayı ortalık toz duman. Göz gözü görmüyor. Neler yok ki ortalıkta? Görüyoruz. Onun için nefs mutlaka terbiye edilmesi gerekir. Nefsi en iyi terbiye eden unsur da yani ibadette oruçtur. Zikirle insan mutmain olur. Allah'ı zikretmekle. Mesela insanın ıslah olması, mutmain olması, huzurlu olması. Yoksa bir insan maddi anlamda çok zengin bile olsa nefis doyumsuzdur. Yani hiçbir şeyle ıslah olmaz. Veya cehennem ateşi ancak onu terbiye eder. Yani bu anlamda bunlar çok derinlikte olan şeylerdir. O yüzden felsefe ortaya çıkmıştır. O yüzden tasavvuf ehli ortaya çıkmıştır. O yüzden züht demiş olduğumuz yani dünyaya değer vermemek ve benzeri hususlar. Bunlar üzerinde çok uzun uzadıya düşünmesi, konuşması gereken hususlardır. Ama insanın en tehlikeli düşmanı zayıf haberlerde varit olduğu şekilde senin alnının ortasındaki nefsindir. En tehlikeli düşman. Çünkü insan kendisine göre nefsine uymuşsa hidayette zanneder kendisini. En dünyanın en iyi adamın olduğunu söyler. Hiç kimse o yüzden kendisini yanlış olarak görmez. En iyisi benim. Zaten gelir şeytan da o yardımıyla gelir adam nefsine uymuşsa. Ya sen böylesin, şöylesin, 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 şöylesin diye pohpohlayıp durur. Ta ki cehennemin dibine indirinceye kadar. Bunu yaptırır. Onun için mutlaka
dediğimiz gibi nefsin hilelerini, tuzaklarını, şeytanın tuzaklarını bilmek gerekiyor. Diyelim, devam edelim. Eyyahsabul, üçüncü ayet. Eyyahsabul insanu en len necme'u idame. Bu soru kınama ve azalama ifade eder. Yani o kafir olan, o inkarcı olan, öldükten sonra dirilme ve haşrı yalanlayan insan, dağıldıktan sonra kemiklerini bir araya toplamayacağını zannediyor. Sanıyor. Böyle bir düşüncesi mi var? Müfessirler, bu ayet Adi bin Rebi hakkında inmiştir ki, bu kişi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, ey Muhammed, kıyamet günü bana anlat. Ne zaman olacak? O olay nasıl olacak? Resulullah kıyamet günü onu anlattı. Bunun üzerine Adi, ey Muhammed, o gün açıkça görsem dahi, o günü açıkça görsem dahi seni tasdik etmem, yani iman etmem ve sana inanmam. Allah nasıl toplar? Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Böyle demişler. Fakhrü Razi'de bu alıntı. Böyle bir rivayet. Evet. İnsan dediğimiz gibi nefsine, hele nefsi bazı şeylerle azdırılmışsa, özellikle bu ilim anlamında da diyebilirim veya işte makam anlamında da diyelim, insanı felakete sürükler. İşte böyle bir hale gelir ki insan, biz onun kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı zannediyor? Bela kadirine ale en nüsseviye benane. Evet evet, bu kemikleri toplayacağız. Biz azalan en küçük parçasını, en incesini birleştirme hususunda en hassas olan parmak uçlarını dahi iade etmeye, yani aynı hale getirmeye kadiriz. Zaten insanların en çok şüphe ettiği hususlardan bir tanesi nedir kıymetli arkadaşlar? Şimdi bizim bedenimiz var değil mi? İşte gözlerimiz var, kulaklarımız var. Böyle güzel bir vücut yapısı var insanın. İnsan öldüğü zaman toprağa koyuyorlar. Toprağa konuluyor. Toprağa konulduktan sonra ne oluyor? Diğerleri aklını kullanarak diyorlar ki, iyi de kardeşim, bu zaten çürümüş gitmiş. Nasıl tekrar bu adam toprağın içine yok olmuş gitmiş, nasıl tekrar çıkacak? Diyerek insana ne yapıyorlar? Ahireti inkar ediyorlar. Yani bir diğer ismiyle öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyor insanoğlu. Yapıyor mu? Yapıyor. Niye? Şimdi adam düşünüyor ya, diyor ki, aklıyla ve hevasıyla düşünüyor. Diyor ki, böyle şey nasıl olabilir? Çürümüş gitmiş. Düşünsenize mesela, 500 sene önce vefat etmiş olan bir adamda ne eser kalmıştır şimdi? Veya 100 sene önce. He? Yani kimisi var mesela diyelim. Veya diyelim işte bir asit içine düşüp şey olan birisini düşünelim. Hiçbir şey kalmıyor kendisine. Yani vücut olarak hiçbir şey kalmıyor. Veya diyelim yangında ölen, yanan bir insan. Veya diyelim işte geçen Erzincan'da işte mesela diyelim ki toprağın altında kalan insanlar mesela diyelim. Hiçbir şekilde uğraşılmıyor. Yani ne? Nasıl olacak bu? İşte ayet diyor ki, hiç şüpheniz olmasın, hiç merak etmeyin, rahat olun. Biz sizin şüphe etmiş olduğunuz bu parmak uçlarını dahi bir araya getirmeye muktediriz. Bel yuridul insanu liyefcura emame. Aksine insan bu inkarı ile ahlaki ve İslami herhangi bir engel olmadan, yani din olmadan kötülüklere devam etmek, şehvi arzularına, günahlara atılmak ve hayvana arzularına ulaşmaktan başka bir arzusu olmayan bir hayat yaşamak istiyor. Yani aksine ayet diyor ki, bel yuridul insanu liyefcura emame. İnsan önünde fucur, azgınlık, taşkınlık, ne varsa bunları yapmak istiyor. Onun işi gücü o. Onun için kafirlere göre dünyada gülüp eğlenmek, keyfine bakmak, hoplamak, zıplamak, ne bileyim ben, daha türlü türlü şeyler yapmak mutluluk sebebidir. Oyun oynamak. Hakikaten bakıyorsun, insanların çoğu telefonlarda, şurada, burada, mesela bir insan saatlerce bakıyorsunuz telefonda oyun oynuyor. Allah diyor ki, innemal hayatü dünya la'ibun ve lehmun. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka hiçbir şey değildir diyor. Sadece bundan ibarettir diyor. İnsan buna rağmen oynuyor. Ve buna rağmen sanki, niye? Çünkü hevasının esiri olduğundan dolayı orada aslında yaptığı hiçbir şey yok normalde. Sadece hayatını çürütmekten başka bir şey yok. Çünkü oyun oynuyorsun, karşında bu insanı tamamıyla her yönüne bitirmeye götürüyor. Yani fiziki anlamda bitirmeye götürüyor. Ruhi anlamda bitirmeye götürüyor. Maddi anlamda bitirmeye götürüyor. Allah'a karşı bitirmeye götürüyor.
Bir telefona düşünün ki oynuyor. İşte mesela eskide diyelim ki daha gelirlere gittiğim zaman insanların başka oyun oynama şekilleri. Mesela insanlar gidiyorlar kahvelerde oturuyorlar. İşte o oyun çeşitleri bilmem falanca oyun, bivanca oyun oynuyorlar. Ne oluyor? Hiç bitmiyor bu, biliyor musunuz? Çünkü bu şekilde ömrünü bitirmesi gerekiyor. Ve öyle de oluyor. Onun için insanın istediği, insanın beklentisi, insanın muradı, insanın hedefi önünde fıskı fucura dalıp şehvetine, hevasına göre yaşamak. Hayvani arzularına ulaşmak. İnanın ki dünyada neler oluyor yaşadığımız ülkede? Neler oluyor insanlar tarafından? İnanın ki insan bazen insan olduğuna bu dünyada utanıyor. Hele hele Müslüman olarak bu dünyada yaşamak gerçekten daha zor. İnanın ki öyle zor. Yani aman yarabbim, akla hayale gelmeyecek olan fitne fucurlarla insanlar iştigal ediyor. Böyle yaşayan insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Kendilerini frenleyebilecek. Onun için Türkiye'de Allah'ın dinine düşman, ahireti inkar eden, seküler yani kafir olan kimseler, kendi çağdaş olarak takdim eden kimseler, Müslümanlara gerici derler, irticacı derler. Türkiye'de irtica ile mücadele devam etmiştir. Hala da devam ediyor. Ve Türkiye'de özellikle Allah'ın dini konusunda haris olan Müslümanlar, toplum gözünde, devlet gözünde de tehlikeli kimselerdir. Niye? Çünkü azgın olan toplum kendileri gibi olmasını insanların istiyor. Yani biz nasıl yaşıyorsak bizlere muhalefet etmememiz gerekiyor. Bizim gibi olmanız gerekiyor. Bunun örnekleri var. Lut Aleyhisselam aynı şeyi söylüyor kavmi. Hud suresinde Şuayb Aleyhisselam kavmi aynı şeyi söylüyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? 6. ayette. Yes'elu eyyâne yevmul kıyâme. Alay ede ede diyorlar ki bu kıyamet dediniz ne zamandır kıyamet? Razi bu soru kıyametin kopmasını uzak gören ve hatta yakalamak isteyen kimsenin sorusudur. Bu tehdit ne zaman gelecektir derler. Mealindeki ayet bunun bir benzeridir. Bu sebeple kafir ahiret hayatını inkar eder ve öldükten sonra dirilme ve haşrı yalanlar. Liyefcure emame. Önündeki kıyameti yalanlamak ayetine maksat şudur. Tabiatı yani fıtratı, yaratılışı, şevhi arzuları serbest yerine getirmeye ve zevkli şeyleri çokça yapmaya meyleder. Yapısı. Artık öyle bir yapıya oluşmuş ki zaten evet şerhetimiz doyalım, affedersiniz çiftleşelim, işte atlayalım, zıplayalım, sarhoş olalım, şunu içelim, bunu içelim. İnsanların çoğu bugün sarhoş ya. Dünya malıyla sarhoş olmayanlar çeşitli içkilerle sarhoş oluyorlar insanlar. Ayıp değildir. Feyza beriqal basar. Kıyamet ne zaman denir? Feyza beriqal basar. Yani tehlikeli ve korkunç hallerden dolayı göz kayıp şaşa kaldı zaman. Adeta artık göz kaydı zaman. Ve hasafel kamer. Ay ayrıldığı, gidip karaldığında, yani karanlığa düşer olduğunda. Ve cümle şemsu vel kamer. Ayla güneş birleştirildiği zaman veya bir ara topladığı zaman ata kıyamet gününde ay ile güneş bir araya getirilir. Sonra denize atırlar. İşte o zaman Allah'ın büyük ateşi meydana gelir diyor. Demek ki bu ayın birleşmesi katada gelen bu rivayette bir tanesi neyi? Bunların cem olması yani birleşmeleri ve cümle şemsu vel kamer ay ile güneş birleştirildiği zaman bunlar ne zaman olacak? Kıyamette katede böyledir. Doğrusunu Allah bilir. Ne olacakmış? O kıyamet ne zamanmış? Göz şaşa kaldığı zaman. Ay aydınlığı gidip karanlıklara düşer olduğu zaman güneşle ay bir araya toplatıldığı zaman. O zaman ne olacak 10. ayette? Yekulül insanu yeme idin eynel mefer. O gün kafir ümitsizlikten, çaresizlikten, beşarelikten ne der? Kaçacak yer neresidir? Nereye filan edebilirim? Kelle la veza. O gün kurtarıp, kaçıp, sığınacak bir yer yoktur.
İlâ rabbike yevmel müstakar. O gün bütün mahlukat Rabbinin huzurunda karar kılar. Yani o gün bütün yaratılmışların dönüşü Allah'adır. Gidecekleri yer Allah'ın huzurudur. Alusi kulları sadece Allah'ın huzurunda karar kılacaklardır. Onlar ondan başka onlar ne sığınacakları yerleri vardır ne de kurtuluşları vardır. Demek insan dünyada hangi hayatı yaşarsa yaşasın bununla karşılaşacak. Çünkü bu bizim önümüze olan. Belil insanu liyefcure emame. İnsan önündekinin aksine yani kıyamete ki kıyamet önündedir. Düşünebiliyor musunuz? Hepimiz her gün hızlı bir şekilde önümüzdekine doğru koşuyoruz. Biz zannediyoruz ki dünyaya koşuyoruz. Zannediyoruz ki hedeflerimize koşuyoruz. Gözü yüksek olanlardan bunlara koşuyoruz. Hayır. Bütün insanlar istisnasız hepimiz günlük önümüzde olana koşuyoruz. Kimimiz bize emredilmiş şekliyle bir koşu içerisindeyiz. Kimimiz ise hiç alakamız olmayacak olan şekilde Allah'a isyan olacak şekilde koşuyoruz. Herkesin önünde bu. Yünebbeul insan yeme imma kaddeme ahar. O gün insan bütün yaptıkları küçüğü, büyüğü, iyisi, kötüsü haber verilecektir. Sen şunu 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 yaptın. Hayatına yapıp sunduğun ve ölümünden sonra bıraktın. İyi ve kötü, çığır, güzel ya da kötü, şöhrete ne varsa hepsi kendisine bildirecektir. Yünebbeul insanu o gün insana bildirecek, haber verecek. Yeme imma kaddeme ve ahar. Takdim ettikleri ve geriye bıraktıkları. Aha bunlar senin yaptıkların, bunlar da yapmadıkların. Nedir? Buna göre hesap vereceksin. Belil insanı ona nefsi basira. Hatta insan kendi aleyhine kötü ve çirkin amellerine şahittir. Belil insanı ona nefsi basira. İnsan kendisine karşı ne yapacaktır? Gözetleyici olacaktır. Yazıklar olsun bana ben bunu nasıl yapmışım diye. Ki mümin dünyada da böyledir. Velev elqa maadira ister ki yani isterse suç ve günahlarını aklamak için her türlü mazereti getirsin. Bir kere zaten kendi kendisine karşı şahit. Nasıl böyle bir şeyde bulunacak? Hadi diyelim ki getirmeye çalışsın. Bu ona fayda sağlamaz. Razi yani insan her ne kadar kendisi hakkında özür beyan etse, kendini savunsa ve her türlü mazereti ve delili getirse de bunlar ona fayda sağlamaz. Çünkü o cezayı gerektiren şeyleri işlediğine dair kendi haline şahitlik ediyor. Ya Rabbi muhafaza eyle. Bu açıklamadan sonra söz Kur'an-ı Kerim'e ve Cebrail'de vahiy alması usulüne geldi. Aziz ve celil olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben özelde La tuharrik bihi lisaneke li tacele bi. Dilini onu acele alacağım, Kur'an'ı acele alacağım diye kıpırdatma. Hareket ettirme. İnne alina cem'a ve Kur'ane. Ey Resulüm, ey Peygamber aleyhisselam, Kur'an'ı senin kalbine toplamak ve onu ezberlemesini sağlamak bize aittir. فَاِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ Onu okuduğumuz, فَاِذَا قَرَأْنَهُ Biz onu okuduğumuz zaman sen ona tabi ol. Yani bekle. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ Sonra manalarını, hükümlerini ki Kur'an'ı bir şeyle beyan. Yani onu beyan etmek bize aittir. Bundan sonra söz tekrar kıyamet günü yalanlayanlara döndü ve Allah Azze ve Celle özetlemekle kafirlerine hitaben Kella bel tuhibbunel acile ve tedarunel ahire. Aslında bu kıyamet suresinin 20 ile 21. ayeti bugünkü dünyadaki yaşayanların hepsinin halini özetlemekte. Ey Mekkeliler özeldi, ey dünyalılar! Öldükten sonra dirilme yoktur, ceza yoktur şeklinde iddia ettiğiniz gibi değildir. Bilakis bel kella bel töpünel acile siz acil olanı yani dünyada size verileni seven ve tedarunel ahire ahireti ise öteleyenlersiniz. Bakın bu ayet mesela Türkiye'de yaşayan kendisini işte Müslüman falan olduğunu söyleyen kimseler ne yapıyorlar? Biz diyor dünyayı yaşayalım diyorlar. Böyle işte böyle abuk subuk gerekçeler. Bu ülkede gerçi bunlar da artık fazla yok da gene de böyle aptal tipler var. İşte
Biraz yaşayalım, yaşandığımız zaman namaz kılarız, oruçlarız, şöyle ederiz. Buna, hani böyle ki bu adam yapsa da yaşandığı zaman da yine bunda bir kıymet yok da eskiden insanlar bunu yapmak bir fazilet zannediyordular. Böyle bir şey yok. Yani velev ki bir insan diyelim ki böyle yani işte 60 yaşına geldi, 60 yaşından sonra namaza başladı, hacca gitti, oruç tuttu. Bunun sahibi akidesi yoksa zaten bunların ona ifadesi gene olmayacak ki. Bunu zannediyorlar insanlar. Halbuki insan ilk mükellef olduğu şeyi Allah'a şirk koşmaktan onu uzak tutacak, onu tevhid edecek olan akidesidir, inancıdır. Bu inanç olduğu zaman kişinin yaptığı ameller kendisine fayda sağlayacaktır. Bunu bilmeyen birisi. Velev ki istediğini yapsın. O yüzden insanlar çeşit çeşit. Kimileri Kur'an'ı en iyi anlayacağını iddia ederler. Dünyada haberleri yok. Kimileri işte başlarını secdede kaldırmayacaklarını söylerler. Dünyada haberleri yok. Kimileri işte bilmem şu kadar oruç tuttuklarını, şunları şuranı yaptıklarını söylerler ama kişiye mutlak olarak yapmış olduğu amellerin fayda verebilmesi için sahih bir inanç şarttır. Yani şirki tanıyıp putperestliği bilip putperestlikten uzak durması esastır. Yoksa insanlar zaten aşağı yukarı tamamı Allah zaten var olduğunu bir olduğunu peygamberi yani Türkiye'de yüzde kaç Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyor insanlar sözde? Çok az. Türkiye'de 80-90 milyon insan varsa çok abartalım 1 milyonu bu böyle düşünür. Yani Yahudi ve Hristiyanları şey yapmazsanız. Yani işte ateist olduğunu söyleyen. Deistler de zaten Allah'a iman ediyorlar. Yani deistler de Allah'a iman ediyorlar. Sadece işte diyelim ki şey mutlak olarak yani ateist yani Tanrı tanımazlar sadece bunu şey yaparlar. Bunlar da belki çok abartsak 1 milyonudur. Hiçbir kıymeti harbesi yok anlamda. Yani demokratlara göre zaten hiçbir şeydir yani. Onun için siz peşin olan dünyayı istiyorsunuz. İnsan böyledir. Böyleyiz. Ahireti de öteliyorsunuz. Düşünmüyorsunuz. Tezer ötelemek. Gelme. İşte daha sıram var. Daha öyle bekle. Daha sıra sana gelecek. Ya sıra bekle bekle de. İnsan bile az bir sıra beklediği zaman Allah selamet versin. Türkiye'de hakikaten acayip insanlar yaşıyorlar. Yani Türkiye'de Allah selamet versin. Demek ki şirk ve bidat çok zelil bir durum. İnsan Allah kulluktan yüz çevirince bugün bakıyorum yani böyle toplu taşımada geliyorum insanlar bir lokantanın önünde böyle bir kuyruk oluşturmuşlar ki ucuz yemek yemek uğruna. Hayret ediyor insan ya. Yani hakikaten gerçekten yani abartmıyorum. Burada yanılmıyorsam şu yolun başına kadar bir kuyruk vardı yani. Abartmıyorum yani. Niye? Tuhaf. Hakikaten tuhaf. İnsanlar bu hani hırslarını, beklentilerini aziz ve celil olan Allah'a kullukta kullansalar vallahi de, billahi de, tallahi de Allah dünyaları onların önüne açar. Ama kendileri gibi zavallı olan, beçare olan kullara bağlamışlar umutlarını, hayallerini, geleceklerini, her şeyini onlara bağlamışlar. O yüzden her gün daha zelil olmaya devam edecekler. Her gün bu hal üzere oldukları müddetçe her gün zelil olmaya devam edecekler. Vücuhun yemeydi nadira. Allah insana dünya ve onun geçici lezzetlerini, ahiret ve onun ebedi mutluluklarını tercih ettiklerini anlattıktan sonra kıyamet gününde insanlar itaatkarlar ve isyankarlar olmak üzere ikisine fayda. Yani o gün onların yüzünde vücuhun yeme idi nadira, onların yüzünde nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün. Nadira, yüz sevinci. İlâ rabbiha nadira. O yüzden Rablerin azametine bakar ve onun güzelliğine hayran olurlar. İlâ rabbiha nadira. Şimdi onlar Rablerine bakarlar ve yüzleri aydınlıktır. Aydınlıklar. Hasan Basri o yüzden Halik'e bakıcılardır. Yani yaratıcıya. Yaratıcıya bakarken güzellikleri icap eder. Vücuhun yemeydin basira ve yüzler de vardı ki o gün bu müminler. Yani
O gün bazı yüzler vardır ki nimetin mutluluğundan dolayı sevinçli görürsün. Ve onlar Rablerine bakarak aydın, yüzleri aydındır. Vucuhu yemme idin basira, yüzler de vardır ki kıyamet gününde son derece ekşi ve buruşuktur. Bunlar bedbaht olan kimselerdir. Tezunnu en yufale biha fakira, kendilerine bellerini kıracak büyük musibetin gelmesini beklerler. İbn-i Kesir bunlar kafirlerin yüzleridir ki kıyamet gününde ekşi ve buruşuk olacaklardır. Kendilerine helak olacaklarını kesin olarak bilirler. Kella idâ belagati terâkî. Bu kella kelimesi dünyayı tercih etmeyi, men ve onda sakınmayı ifade eder. Yani ey müşrikler topluluğu, güruhu, bundan sakının. Önünüzdeki tehlikeler ve korkunç durumlara karşı uyanık olun. Muhakkak ki dünya geçicilik bir yurdudur. Ölüm kasesinde mutlaka yudumlamanız gerekir. Ruh göğsün üst kısmına geldiğinde, yani kella izâ belâgati terâkiyye, yani ruh gelip buranın üst kısmına dayandığı zaman, yani insan ölüme yaklaştığı zaman. Ve kıyla men râk, aile efradı ne der? Râk, yani kurtarıcı, tedavi edici, doktor nerede? Yani rukyacı nerede? Ki o gün için doktor yani. Doktor nerede de bunu tedavi etsin de geri dönsün. Nerede ama? Ve zannu ennel fakira. Farika. Ölmek üzere olan kimse ölüm meleğin gördüğünden dolayı artık ayrılığın, yani firakın geldiğini bilir. Yani artık ayrılacağını anlamıştır. Ve tefati sak bi sak, ölüm sarhoşluğu ve sıkıntı şiddeti sebebiyle ölmek üzere olan kimse bacakları birbirine dolaşır. Hasan Basri, bunlar ölüm kefene bürünen bacaklardır. İbn Abbas, bundan maksat dünyada ayrılma sıkıntısı, ölümün şiddeti ve sıkıntılarla birleştiğinde demektir. İla rabbike yemme idin messak, o gün insan Rabbine sevk olur. Yani Allah'ın huzuruna artık çıkar. Hazin, kulların dönüşü sadece Allah'adır. Aralarında hükmetmesi için kıyamet gününde onun huzuruna sevk edilirler. Bundan sonra aziz ve celil olan Allah, kafir olan yalanlayanların durumunu anlatmak üzere şöyle buyurur. Fela saddeka ve la salla. O ne tasdik etti ne de namaz kıldı. Ebu Hayyan, cumhur bu ayetin Ebu Cehil hakkında inni kabul eder. Ayetteki yetemenna, çalım satarak bölümünde hemen hemen onu açıkça ifade eder. Çünkü çalım satarak yürüyüş Ebu Cehil ve kavmi mazlum oğulların yürüyüşüdür. Ebu Cehil çoğu kere çalım satarak yürüdü. Velakin keddebe ve tevella. Aksine o yalanladı ve sırt döndü. Oral olmadı. Thümme zehebe ile ehlihi yetemekta. Sonra da çalım sata sata yürüyerek, artistik yaparak gitti. Bu tabir kibir ve gurur ifade eder. Evla leke fe evla. Yazıklar olsun böylelerine. Bedbah olsun. Yani yüzü, gün yüzü görmesin. Perişan olsun. Müfessirler, bu ibare Arap dilinde sakındırmak, tehdit etmek ve korkutmak için mesel haline gelmişler. Aslında evla kelimesiyle vella fiilin ismi tafdilidir. Bir kimse bir şeye yaklaştığında ve ileyhi şey denir. Buna göre ayetin manası şu olur. Şer sana yaklaştı, sana isabet etmek üzere sakın ve başına gelecek olaya dikkat et. Thümme evlele kefevle. Sonra tekrar sana yazıklar olsun. Gün yüzü görmeyesin. Yani beter olasın. Daha sonra aziz ve celil olan Allah, sürenin başlandıktan sonra dirilmenin mümkün olduğunu anlattıktan sonra sürenin sonunda dirilme ve haşre dair delilleri anlatmak üzere "Ey yahsabül insan en yutrake suda." İnsan şöyle mi zannediyor? Dünyaya geldim, keyfime göre yaşayacağım. Asabül, insan böyle mi zannediyor? Gelmişiz bu dünyaya, canımızın istediği şekilde yaşayalım.
Kafirler böyle diyorlar. Allah'a isyan edenler böyle diyorlar. Bu dünyada demokrasi mi işte, mutluluk mu bilmiyorum, evlenme mi, şu mu bu mu, hepsini keyfimize göre yaparım. Yani insan kendisini başıboş bırakılacağını zannediyorlar. Onun için bütün müşriklerin ortak inancı, yani putperestlerin, Allah yeryüzünde karışmaz. Çünkü o çok yücedir mesela. Bir de böyle derler. Laik de böyledir yani. Laik tanrı sosyal hayatta karışmaz demeleri. Yani laiklerin inancına göre tanrı sosyal hayatı bilmez. Onlar daha iyi bilirler. Bu gavurluğun katmerli halidir. Bu anlamda yani laik bir adam nasıl Müslüman olabilir? Buna nasıl Müslüman denilir? Sorsan kendisi Müslüman der mesela. Belki kendisini yani bu şekilde söylediğinden dolayı nasıl böyle bir şey diyorsun? Adam küfür işliyor. Bidat ehli söylüyorsun diyor ki böyle çok konuşman diyor şey değil diyor yani. Böyle şey mi olur diyor ya diyor. Böyle diyor. Böyle insanlara dememek lazım diyor. Hepimiz şey diyor. Birbirimize diyor herkese alacağımız şey. Doğru herkese alacağımız bir şey vardır. Çocukta da alacağımız bir şey vardır ama sen sapıklık üzereysen, boyuna kadar küfre batmışsan, şirke batmışsan, yani buna rağmen hala sana yumuşak mı davranılacak? Ya? Böyle. Onun için dediğimiz gibi insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Elem yekun nutfete min menin yumna. Bu soru inkarı ifade eder. Yani ne demek bu? Aferin takdir için. Yani bu insan akıtılıp rahimlere dökülen adi bir suda basit bir nutfesi değil miydi? He? Akıtılan bakın. Elem yekun nutfete min menin yumna. O yani nutfe akıtılan bir meni değil mi yani? Yani dökülen adi bir suyun basit bir nutfesi değil mi bu? Bundan maksat insanın durumun değersizliğini açıklamaktır. Yani insan ne oluyor böyle kendisini tanrı böyle şey zannediyor? Acaba insan şöyle düşünmüyor değil. İnsan böyle adi bir suda yaratılmamış olsaydı, İnsan organı, ki insan organı ve tapan zavallılar var. İnsan böyle adi bir yaratık olabiliyor. Eşref-i mahlukat. Yani bu biraz belki itici gibi gelebilir. Yani yaratılmışların şereflisi, en şereflisi olmasına rağmen böyle adileşebiliyor. Halbuki bir menedir yani. Adi bir sudan başkası değildir. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ. Daha sonra insan alakaya benzer, donuk, katılaşmış bir kampıtısı oldu. Allah kudretiyle onu güzel bir şekilde soktu. Bir nutfe olarak aktılan bir sudan, daha sonra basit bir su, adi bir su, sonra o bir alaka yani embriyo dönüşüyor ve Allah onu güzel bir surette koyuyor. Bunu yapan kimdir? Aziz ve Celil olan Allah'tır. Yoksa bunlar kendine oluşmuyor. Sipariş usulü çocuk olmuyor yani. Çocuk yapmaya karar verdik. Böyle aptalca şeyler söylüyor mesela. Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyoruz. Mesela öyle diyorlar. Halbuki yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itizar meselesini azil meselesini sordukları zaman Resulullah diyor ki Aleyhisselatü Vesselam velev ki azil yapılsa da Allah'ın kıyamete kadar takdir etmiş olduğu şeyler olacaktır diyor. Ama takdir etmediği şey de olmayacaktır. Velev ki yani en uygun bir şekilde de işte çocuğun olması için hareket etsin de. Fece'ale minhü zevceyni zekere vel unsa. Allah bu adi suyu ne yaptı? Onlardan zevc yani çift yaptı. Nasıl çift? Zeker ve unsa. Kadın ve erkek yaptı. Eleyse zalike bi kadirin ala en yuhiyyel mevta. İşte bu harikulede şeyleri yaratan ve insanı adi bir sudan meydana getiren hikmet sahibi yaratıcı ilah mahlukat yok olduktan sonra onları tekrar diriltmek kadir değil midir? Şüphesiz. Evet. O her şeye kadirdir. Rivayete göre aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuduğu zaman Sübhanekallahümme bela. Evet seni yani senin bütün eksik sıfatlardan tenzih ederim ey Rabbim. Doğrudur. Bu böyledir. Sen buna kadirsin. Edebi sanatlar bölümüne gelince kaddeme ile ekhara ve saddeka ile kedev arasında tıbak vardır. Eyyahsabül insanu enle necma idame. İnsan kemiklerinin toplanmayacağını mı zannediyor? Bu kınamak maksadıyla sorulmuş bir istifam inkarıdır.
Eyyâsabun insanı en yüteke suda. İnsan başıboş bırakılacağını zannediyor. Sorusu da aynı şekilde istifamın inkarıdır. Yani inkar sorusudur. Çünkü gaye kınamak ve azarlamaktır. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl böyle düşünürsünüz? Nasıl böyle hareket edebilirsiniz? Olacak şey değil. Yes'elû eyyâne yevmul kıyâme. İnsan kıyamet günü ne zaman olacağını soruyor. Ayette olayın gerçekleşmesi uzak görülmemektedir. Zira sonradan sorudan maksat olayı uzak görmek ve inkar etmektir. Böyle düşünüyorlar. Zaten insanlar böyle düşünüyorlar. Bugüne kadar ne kadar insan gelmiş. O yüzden diyorlar ki kıyamet falan olsaydı olurdu. Yok demek ki sizin demenize de gerek yok diyorlar kafirler. Allah'ın lütfu ve inayetiyle kıyamet süresi burada bitmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.